Ne haber Murat, kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Zeynep, hayırdır, merkezde işin yok mu senin? Sana ne abicim ya? Sana ne? Yok komiserim, hani ben öyle şaka mahiyetinde takılayım demiştim. Tamam, uzatma Murat, anlat hadi. Nasıl ölmüş, boğulmuş mu? Önce boğmaya çalışmışlar sanırım. Beceremeyince sert bir cisimle vurmuşlar kafasına. Belirli bir saat var mı komiserim? Vallahi yok. İşte sabahtan akşama kadar bakacağız. Sabaha kadar sürer ama. Müzenin önünde 3 tane kamera var. Senin başka işin mi var yoksa? Ha, o anlamda demedim. Yani geç olmasın. Tamam. O zaman öğleden sonra akşamüstü falan o saatlere bakalım. Yani sabahın köründe kim gidecek zaten? Turistler. Bu da Adana'dan geliyor olabilir. Yani yerli turistler. Ya ne bileyim ben nereden turistler işte bak. Komiserim. Adana Emniyetinden bilgi geldi. Kızın kimliğini tesis etmişler. Hangi kızı ya? Vesikalıktan gönderdiğimiz mi? Yok komiserim. Vesikalıkla birlikte kurbanın fotoğrafını da göndermiştik. Önce vesikalıktan kadını bulmuşlar. Adı Kamuran Yüksel. Kadın gönderdiğimiz fotoğraftan kızı tesis etmiş. Adı Zahide Yüksel. Kadının kızıymış. Tamam. Ne zaman geliyorlar peki? Yola çıkmışlar. Sabaha karşı burada olurlar. Olur tamam. Hadi gidelim. Anladığım kadarıyla önce tülbentle boğmaya çalışmışlar. Becerememişler mi? Hayır. Ölüm nedeni kafasına aldığı darbe. Sert bir cisimle vurulmuş. Odun ya da kereste olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yaranın içinde kıymık kalmış. İncelenmesi için örnek alıp kriminal laboratuvarına gönderdim. Kerestenin üzerinde DNA'ya rastlamadık. Adli tıptan gelen kıymık da ona ait değil. Peki olay yerinden toplanan odunlar? Daha çok uzun sürecek gibi görünüyor Selim. Of ya Zeynep, hakikaten bak şu yani derhal bulmamız lazım şu aletini. O kadar kolay mı Selim? Baksana laboratuvarı odunluğa döndü. Tamam ya, tamam. Ya tülbent, ondan bir şey çıktı mı? Maalesef. Üzerinde sadece maktulün DNA'sı var. Kanında herhangi bir uyuşturucu maddeye ya da alkole de rastlamadım. Ölüm saati ise gece 10-12 arası. Ya boğuşma izi? Yok. Karşı koymamış. Bayıltılmış olabilir diyeceğim ama gereken bütün taramaları yaptık. Herhangi bir uyku hapı, eter ya da benzeri bir madde kullanılmamış. Acaba tanıdığı biri miydi? İşte buna cevap vermem imkansız. Suç aletini yanında götürmüş olabilirler mi sizce? Eğer öyleyse akıllı adammış. Bir kişi değil. İki kişilermiş. Olay yerinde birkaç ayak izi var. Yine de çocukları aramaya devam etsinler. Ailesi geldi mi? Sabah burada olacaklarmış. E hadi gelmiyor musun? Yok ya, ben Zeynep'in yanına uğrayacağım. Niye? Ayça yüzünden mi? Ha, kim? Yok, hayır. Yani şu diğer odunlardan bir şey çıktı mı falan diye bakayım dedim. Selim. Ya lütfen başkomiserim ya. Yani üstüme gelmeyin, ben gideyim. Siz bakın işinize. İyi, peki. Günaydın. Günaydın komiserim. Kızı bulmuşsunuz galiba. Evet. Tamam, hadi izle. Dur, dur, dur orada. Büyütebiliyor musunuz daha? Görüntüyü büyüttük ama yüzü görünmüyor komiserim. Bir dakika, in bakayım aşağı. İn aşağı, elinde bir şey tutuyor. Poşet mi o? Evet, poşet komiserim. Kaydır bakayım şöyle aşağı doğru. Okuyabiliyor musun? Diğerleri okunmuyor. Tamam.
Logo da var. Hemen bulun bu adresi bana. Baş üstüne komiserim. Bak şimdi ablacığım. Doç'un kendisi gelse şu çantanın orijinalini ayırt edemez. Hangisi gelse? Hani bizzat kendisi ablacığım. Sen ne diyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Tamam ablacığım. Ver 350 kağıt, al senin onu. Vazgeçtim. 250 kağıdı bırakayım. İstemiyorum dedim ya, başka yerden bakacağım. Ya tamam birader, ısrar etmesene almayacaksa. İyi de sen niye karışıyorsun güzel abicim? Ablayla burada pazarlık yapıyoruz. Ha, şimdi komiserim, hani ablaya çarpacaklar o bakımdan yani. Ha, bundan ucuzunu bulsun, getirsin ben de alacağım. Hanımefendi siz almak istiyor musunuz çantayı? İstemiyorum. Tamam, buyurun gidebilirsiniz o zaman. Mete! Kap gel komiserime tavşan kanı. Tamam, gerek yok, tamam. Hala ne duruyorsun lan? Fırlasana. Şöyle geçin komiserim. Bahattin Çağdaş, 27 yaşında. Çantaş Deri'nin sahibi. Nasıl yardımcı olabilirim? Çanta mı lazımdı? Bak bakalım bu kızı tanıyor musun? Çıkaramadım komiserim. Ellerinde senin çantalardan var. Vallahi komiserim, o kadar insan girip çıkıyor ki hangi birini aklına tutayım? Dün gelmiş olabilirler. Neden soruyorsunuz? Bir şey mi yaptılar? Ya sen fotoğrafa baksana birader, bana değil fotoğrafa. Yok vallahi komiserim. Yok komiserim, hiç ayın içmeden bırakmam. Ya sen ne ısrarcı adamsın birader ya. Sakız gibi yapıştın oğlum. İçmeyeceğiz dedik ya en başta. Komiserim ayıp oluyor ama. Oğlum bana bak. Attırma benim tepemin tasını. Gelirim buraya mali şubeden iki arkadaşla. O zaman merkezde içeriz o çayı. Ben ısmarlarım. Dünya polisi ve gümrükçüleri sahte, korsan ve taklitle mücadele için büyük gayret gösteriyor. Bu mallar sağlık, güvenlik, yaşam standartları ve istihdam açısından ciddi sorunlar ortaya çıkartıyor. Bunların sahte, korsan, taklit olduğunu bilmeden alanlara söyleyecek sözüm yok ama bilerek alanlar ödedikleri her kuruşun organize suç örgütlerini ve terörist eylemleri desteklediğini akıllarının ucundan bile geçirmiyorlar.